Bir telefonumuz var. Hemen tamam. Merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nilüfer Hanım merhaba. Adil Bey merhaba. Merhaba. Merhabalar. Buyurun lütfen. Nasılsınız? İyisiniz. İyi görüyorum. Çok teşekkürler. Sizi. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. İyiyiz. Adil Bey'i sürekli takip ediyorum ama benim yazdıklarımın hiçbirine dönüş yapmıyor. Eleştiri var canlı yayında. Eyvah, eyvah eyvah. Adil Bey bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Tabii. Gün bugünmüş. Her şeyin doğru zamanı var. Zeynep Hanımcığım. Evet, belki de doğru zamanda değilim. Buyurun. Biriyle görüşüyorum. Tamam. Görüşüyorum. Benden yaşça. 5-6 yaş küçük. Tamam. Biraz gitgelli. Biraz gitgelli ama beni beğendiğini biliyorum. Birkaç tamam. kere dışarı çıktık. Gittik. Güzel. İkimiz aynı frekansta olduğumu biliyorum ama biraz gitgelli. Dün bir mesaj attım. Hı. 20 gün geçmişti aradan. Hı-hı. Ben tatildeydim. Sadece bana mesajda döndün mü tatilden diye mesaj yazdı. Daha dönüş yapmadı. Bunu nasıl değerlendireyim? Gideyim mi üstüne yoksa bırak mı diyorsunuz? Ne kadardır birliktesiniz? Orayı kaçırdım. 1,5 senedir birbirimizi tanıyoruz ama birkaç kere dışarı çıktık. Birkaç kere evime geldi, işte kahve ikram ettim. İftarda yemeği aldım. Hı hı. Ama şimdi kendini böyle büyük mü görüyor? Beni mi uğraştırıyor? Şimdi şöyle bir durum var. İlişkide eğer en başından beri görüşme sıklığı az ise zaten adam kendi rutininde gidiyor demektir. Ama eğer çok yoğundu ilk 6 ay, ilk 8 ay veya ilk 2 ay çok yoğun bir ilgi vardı sonradan azaldı diyorsanız. Evet. Öyle mi oldu? Evet. O zaman adam ilişkiden yavaş yavaş uzaklaşıyor. Sizin yapmanız gereken ben eski ilgiyi senden alamıyorum istersen ara verelim diyeceksiniz. Bakın bu çok önemli. Genelde kadınlar riske girmek istemezler evet, Nilüfer. Evet. Ben bunu söylersem... Ben ara verdim. Adil Bey ara veriyorum. Tamam. Bayramdan beri görüşmüyoruz. Tamam sizi arayıp soruyor mu? Hiç aramadı. Dün mesaj yazdım ben. Siz hanımefendi yazdı. Ben beyefendi yazdı diye algılamıştım. Ben de öyle anladım biraz önce. Siz, yok ben yazdım. O da bana tatilden döndün mü diye mesaj yazdı. Ha cevap vermiş ama. Anladım. Şimdi şunu yapmanızı... Ama 3 saat sonra cevap verdi. Hemen değil. Şunu yapmanızı naçizane tavsiye ediyorum hanımefendi. Şöyle ki ne zaman görüşme talep edecek bekleyin. Kesinlikle bir daha bir şey yazmayın. Bakın bu çok önemli bir konu. Biraz önce konuştuğumuz bekliyorum, konu. Bekliyorum evet bekliyorum. Kadınlar genelde hani biliyoruz yoğun olarak mesaj atar bir sonuç almak ister ilişkiden. Ama erkeğin ilgisiz olduğu anlamına gelir. Şu anda size bir görüşme teklifinde bulunmazsa hani tatilden dönmüşsünüz ya. Size hadi gel görüşelim seni görmek istiyorum demezse. Bu kişi kesinlikle ilgisiz birisi. Dolayısıyla ayrılmanızı tavsiye ederim. Yani ilişkiyi bitirin bakalım ne yapıyor. Erkeği anlamanın yöntemi bu. Yani sen ilişkiyi tamam o zaman bitirelim çünkü sen istediğim şekilde bana ilgi göstermiyorsun diyeceksiniz. Kadınlar bunu yapmak istemez. Doğru. Çünkü kaybederim diye düşünürler. Bir korkuyla evet yapmıyorlar. Bir orada doğru. Bir korku vardır, bir endişe vardır ama bunu yaptığınız zaman karşınızdaki adamın gerçek niyetini anlarsınız. Bak bu çok hassas bir konu. Yani resti çekmek gerekiyor burada. Çünkü ilgisizleşen bir adam var. Karşınıza alıp konuşsanız uzun uzun hiçbir işe yaramaz ben söyleyeyim. Hiçbir işe yaramaz. Çünkü erkek şöyledir. Tamam ya daha çok iyi göstereyim der yine 3 gün aramaz. Yine 3 gün aramaz yani onu bildiğim için. Evet. Rest çekmeniz lazım. Evet biraz zor biliyoruz ama bunu yapmak gerekiyor Zeynep Hanımcığım. O zaman bu resti çekelim bakalım görecek bir resti hayırlısı görmeyecek olsun. Mi beyefendi. Hayırlısı evet. Olsun. Bir telefonumuz daha var. Tamam. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba kolay gelsin. Çok teşekkürler buyurun dinliyoruz sizi. Adil Bey'i çok seviyorum ve böyle sürekli takip ediyorum. Sağ ol. Ben bir soru sormak istiyordum ama. Tabii buyurun. Ki buyurun. Buyurun bekliyoruz sorunuzu. Şimdi ben bir tane bir nişanlık dönemi atlattım. Burada şu tepki, karşımdaki insan çok ilgisizdi. Ve çok umursamaz galisizdi. Evet. Daha sonra ben böyle düğüne yakın bir zamanda ben olmayacağına karar verdim. Ve mesaj atıp benim beklediğim doğru insan olmadığını söyledim. Tamam. Buna karşılık mesajıma cevap vermedi. Ben de ertesi gün gidip yüzüğü bırakıp çıktım gittim. Tamam. Peki. Hiçbir şekilde bir tepki vermedim. Evet. Yani böyle bir şey yaşadığım için şu an ben böyle... bir ilişki yaşamaktan korkuyorum. Bunun için ne yapmam lazım? Ne zaman oldu bu olay hanımefendi? Ne zaman oldu? Yaklaşık 5-6 ay öncesi. Ha yeni bir olay bu. Anladım. Evet. Ne kadardır birlikteydiniz o kişiyle? Yani nişanlık öncesi ilişki ne kadar uzun süredir vardı? 1,5 ay falan.
Buçuk yıl. Ha, bir buçuk ay deyince şaşırdım ha. Bir buçuk yıldır da birlikteydin. Bu kişiyle iletişiminiz devam ediyor mu? Var mı bir görme veya hani mecburen aynı ortamda olup hani görürsün falan? Öyle bir şey var mı? Hayır, yok. Böyle bir şey kesinlikle yok. Tamam. Şimdi şöyle bir durum var bir kere. Hayatım bilmiyorum, bir işiniz var mı? Bir işle uğraşıyor musunuz? Çalışıyor musunuz? Evet, çalışıyorum. Tamam. Kendinizi tamamen işinize verin. Arkadaşlarınızla maksimum vakit geçirin. Arkadaşlarınızla. Yoğun olarak gezin. Enerjinizi arkadaşlarınıza, ailenize verin. Bunlar çok önemli. O duygudan uzaklaşın. Bir avantajınız var. O kişi sizinle hala ilişkide değil, yani iletişimde değil. Çünkü öyle olanlar oluyor, ayrıldıktan sonra bir türlü ayrılamıyorlar. On-off ilişki. Tamamen enerjinizi ve dikkatinizi o kişiden uzaklaştırın. Ve yapmak istediğiniz şeyleri yapın. Eğer imkanınız varsa bir tatile çıkın, bir seyahat edin. Yani farklı bir ortam görmek çok önemli. Birkaç gün Çok o doğru. şeyden uzaklaşmak yani. Tezbirli mekanda ferahlık Ya vardır. Vay, o kesinlikle öyle. Bak, gerçekten bu çok benim çok çok doğru bir laf. uyguladığım bir yöntemdir yani. Hani ne bileyim, bir hafta 10 gün bir yere gidebiliyorsanız gidin. Çünkü bu yaşadığınız olay sizin çok şanslı olduğunuzu gösteriyor. Nedenini de söyleyeyim. Bak, ilginç bir şey söylüyorum şu anda. Evlilik öncesi son dakikada, hani vardır ya köprüden önce son Evet, çıkış. aynen. Son dakikada bazı insanlar ayrılıyorlar. Aslında o evliliğin de kötü gideceği anlamına gelir bu. Yani bu şekilde bu psikolojiyle evliliğe girmemiş olmanız çok büyük bir şans. Yani bir şükür namazı kılın, ben size söyleyeyim. Bir Evet. şükredin. Çünkü ondan sonra boşanması var, birçok sıkıntısı var. Siz iyi Çok daha kötü atlatmışsınız. Ya öyle oluyor atlatılabilirdi. yani, Çok hani çok geçmiş işin olsun. olumlu tarafından bakmak lazım. Evet, Konya'dan Antalya'ya uzanıyoruz bu defa. Serenay Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Ay ya, hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Buyurun. Nasılsınız Adil Bey? Çok Kolay teşekkür gelsin. ediyorum. Yayınlar İyiyiz Nilüfer. İkimiz diliyorum. de iyiyiz. Çok teşekkür Aa, ediyorum. Sağ olun. Müthiş bir enerjili bir şöyle bir sesiniz var. sorum var. Ben 22 yaşındayım. Tahmin ettim. 2,5 yıllık bir ilişkim var. Fakat şimdi yüzükler takıldı ama gitgide karşı taraf böyle bir değişiyor. Yani böyle bir ben aradıkça hani aramıyor artık, hani ben herhalde çok yoğun olarak arıyorum. Aradıkça hani böyle bir ilgilenmemeye başlıyor. Bundan dolayı sürekli kavga ediyoruz. Hani aradın aramadın hani gibisinden. Ne yapılması lazım Belki ilgiyi rahatlık kendimizden geldi çekmek yüzükler için? takılınca, olabilir mi? Efendim? Diyorum ki belki rahatlık gelmiştir yüzükler takılınca. Nasıl olsa artık bir yere gitmez Evet. bu yol evliliğe gidiyor diye sordum Evet. ama bakalım cevabı o Evet. mu? Erkeklerde Nilüfer'in söylediği konu var. Yani birlikteyiz. Ama bu sizden ilgisiz bir şekilde uzaklaştığı anlamına gelmiyor, bakın. Böyle yani, ben sizin durumunuzda bunun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok karşılaşıyorum bu olayla. Şimdi Evet. nişan mı yapıldı? Evet, nişan yapılmış. Tamam. Peki şey belli mi? Evlilik tarihi belli mi? Nikah falan ne zaman? Yok. Belli değil. Yani yaza düşünüyoruz hani, Tamam. belli de tam net bir tarih yok. Aşağı Yani bir yukarı, sene var tamam, daha gibi. aşağı yukarı yani belli gibi aslında. Yani önümüzdeki Evet. yaz diye düşünüyorsunuz. Aileler iyi anlaşıyor mu? Yani arada sağlıklı bir diyalog var mı? Var, hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Yani şey olarak böyle elle tutulur, gözle görülür, hani somut böyle bir sıkıntı yok. Hayatım, o zaman daha ne istiyorsun? Sıkıntı var mı? Eşit arama yok. Dur şimdi bir dakika, ama 22 yaşında. Evet. 22 yaşında olmandan kaynaklanıyor bu. Şöyle bir şey soracağım. Birlikte bir araya gelme sıklığınız ne? Yani hani akşam yemeğe gitme falan. Ya haftada bir, 2 haftada bir, hani iş yoğun bir işte çalışıyor. Tamam, Benim de tahmin hani ettim. çok Tamam. müsaitliğim olmuyor. Tamam. Sürekli yan yana değiliz yani. Sürekli yan yana olsak hiç herhalde hani şey yapamayacağız. Yan yana gerçek bir sıkıntı yok da yüz yüze. Telefonda anlaşamıyoruz. Tamam. Bak, bu konuyla ilgili özel bir belgesel Aa. çekeceğim. Telefonda anlaşamayanlar konusuyla Allah ilgili. Sözüm meclisten dışarı. Ben bir belgesel Hiç başıma gelmedi. Böyle bir şey çekeceğim. Yok bilmiyorum canım, sen yaşamamışsındır. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim sesim geliyor değil mi size? evet, duyuyorum Bak, ben sizi. ben bir şey rica edeceğim sizden. Hani Buyurun. madem bir iletişimdeyiz sizle, sosyal medyadan takip ediyorum dediniz ya. Şunu Aa, rica edeceğim. tabii. Lütfen çocuğun üstüne gitme. Bak, lütfen gitme çocuğun üstüne. Çünkü neden? Bir araya geliyorsun, sana yanlış. Ben burada çocuğun avukatı değilim ama adamı tanımıyorum ha. Ben bunu açıklık getireyim. Bak, bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle ama kesinlikle biraz hani tabiri caizse rahat bırak. Çünkü şaşıracak o. Şimdi sen üstüne gitmiyorsun ya, bu kıza ne oldu diyecek. Tamam mı? Evet. O sana soracak. O da mı 22 yaşında? Yok, o daha büyük benden. Tamam. O O sana 25 soracak. Ne oldu papatyam diyecek. Yani neden sen şu an artık bana baskı yapmıyorsun diyecek. Çünkü baskıya alıştı ya. Şimdi sen baskıyı kes. Yani o tazyikli suyu kes biraz. yaşındayım. O sorduğu zaman da de ki, yani ben senin yoğun olduğunu biliyorum, hani sana karşı anlayışlı olmak istiyorum de.
onu ömür boyu satın al, bitti. Onu dediğin anda olay tamamen bitecek. Çünkü senden bunu beklemiyor. Bak bunu yap, göreceksin. Tamam, bunu tabii bir gün sonucu bekliyoruz ama. Sonucu bana bildir. Sonucu bana bildir. Bildir bana sonucu. Yazarsın tamam, sosyal medyadan. Tamam. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Çok güzel bir ilişkiye dönüşsün inşallah. Amin, amin. Instagram'dan o kadar çok soru var ki hepsini soramasam da çoğunu sormak istiyorum. Tamam. Bana evlenme teklif etti, kabul etmedim. 3 hafta sonra başkasıyla nişanlanmış. Bana yalvarmış, ayaklarıma kapanmıştı. Bu durumu sorabilir misiniz diyor. Nilüfer, açık konuşabiliyor tabii muyum? Tabii ki. Benim YouTube kanalımda... Küfür ve hakaret içermedi müddetçe elbette. Yok, ben bir belgeseldeki bir figürü söylemem gerekiyor. Yani hani var ya belgeseller. Şimdi Uganda'ya götüreceğim sizleri bir dakikalığına. Burada biliyorsunuz bir canlı var. Yani ne kadar okunuyor bilmiyorum ama sırtlan. Ben hani yazıldığı zaman bile hani Adil Yıldırım dendiğinde özellikle sırtlan erkekler konusunda bir uzmanlığım var. Uzun yıllar bu konuda master yaptım. Şimdi alfa ve sırtlan olarak erkekler ikiye ayrılıyor. Alfa ve sırtlan. Yani 15'e de ayırabiliriz ama kısa yoldan algıda seçicilik için. Sırtlan bir kere burada bu hası ya Uganda'dan geldi ya Zambiya'dan bir yerden geldi. Nedenini size söyleyeyim. Safkan diyorsun. Bak şundan dolayı. Nasıl bir şeydir bu? Ayrıldıktan 3 hafta sonra başka 3 ay sonra. 3 ay sonra. 3 hafta özür dilerim. Doğru okudum. Sen doğru hatırladın. 3 hafta okudum. 3 hafta evet. Dikkatli dinliyorum seni. Evet evet 3 hafta. Şimdi... Ben o kadar ihtimal vermemişim. Düşündüm ki yani gene 3 ay. Demek 3 hafta nedir ya? Adam yani şöyle bir şey ya yapmış. Burada bir paralel kurgu var. Yani eş zamanlı bence. Bence burada günahını almayayım ama. Spagetti kurgu var. Yani her şey birbirine girmiş burada. Acayip karışık bir kurgu var. Burada da yine olumlu tarafından bakacağım. Ne kadar bunu hazmetmek zor olsa da ben bu adamdan kurtuldum. Allah kurtardı demek lazım. O kadın adına. Böyle düşünmek lazım. Çünkü bu güvenilmez bir insan. Nasıl olabilir hemen ayrılır ayrılmaz. 3 hafta sonra nereden buldun? Sokakta yürürken başkasını buldun. Demek ki ilişki esnasında başka bir iletişimi vardı. Maalesef en büyük sıkıntımız bu. İlişkiler esnasında paralel bir sürü kişiyle iletişimde olan insanlar var. Aynı anda... Yani hani bir liste halinde maalesef. Yani sadece erkeklerde değil, kadınlarda da olabiliyor. Bu da sosyal medyanın bizim hayatımıza soktuğu bir defo. Yani biz sosyal medyadan dolayı bunları yaşıyoruz aslında. Çok eleştiriyorum, doğru. Güzel tarafları da var. Dünyanın öbür ucuyla teknoloji sayesinde görüşüyorsun, görüntülü görüşüyorsun, süper bir şey. Ama böyle de bir sıkıntısı var. Çünkü çok kişi birbiriyle iletişim kurabiliyor. Bu kişiden kurtulduğunuz için şükredin. Çok yanlış bir karakter. Bir de bir şey daha söyleyebilir tabii miyim ki. Vaktimiz varsa? Şöyle bir tuzağa düşmeyin. Ben çok karşılaşıyorum Nilüfer. Yani bu yorucu bir şey. Ben hazmedemiyorum Adil Bey. İntikam almam lazım. Ne olur intikam peşinde koşmayın. Kendinize yazık. Bu sizin değersizliğiniz değil. Kendinizi bundan dolayı değersiz hissetmeyin. Siz aslında bundan kurtarıldınız. İlahi bir güç tarafından resmen kurtarıldınız. Çünkü bu insan düşünsene bunu yapan bir insan evlilikte neler yapar. Çok tehlikeli. Evet. Narsist bir sevgilim var ve sürekli ayrılık yaşıyoruz. Yazmayan ben oluyorum. Geri dönen hep o oluyor. Ama bedelini cezalarla ödetiyor. Sürekli yani? Kusur arıyor. Ben ayrılmayı ben de istiyorum ama yapamıyorum. Bağlandım. Ben bu bağımlılığımdan nasıl kurtulmam gerekiyor? Bunu aslında bağımlılıktan kurtulma başlığı altında da toplayabiliriz. Şimdi ayrılık sonrası kadının acısı bakın gittikçe düşer. Yani şöyle bir eğri halindedir. Aşağı çok yüksek bir acıyla başlar. Kadın tutkuludur çünkü. Duygulu bir varlık. Dolayısıyla aşağı doğru iner. Erkeğin acısı gittikçe yükselir bakın. Baştan ya önemli değil falan derken zaman içerisinde mesela boşanma sonralarında ben bunu çok görürüm. Boşanmış çiftlerde çok görürüm. Kadın kendine gelir. Konuyla bağdaştıracağım evet, da önemli evet, olduğu tamam. için. Kadın boşanmayı veya ayrılığı düşünür, düşünür, düşünür. Önce acıyı bir hazmeder. Bak hazmetmeden beyan etmez. Önce çok bir yaşar. Doğru. Bu kadınlara verilmiş mükemmel bir savunma mekanizması. Mükemmel. Ve bizde bu yok. Bizde bu yok yani. Bizde bu eksik. Erkeklerde yok. Dolayısıyla erkek der ki ne olacak? Hani anlattım ya biraz önce bak. Bana kız mı yok falan derken erkeğin acısı gittikçe yükselir. Şimdi narsist biriyle birlikte olduğunuzu eğer tespit ettiyseniz zaten onu bir psikoloğa yönlendirmeniz gerekiyor. Çünkü bu insanı siz düzeltemezsiniz. Yani bir profesyonel danışmanlık alması gerekiyor insanın. Şurayı anlamadım ben bu mesajda. Nilüfer ceza. Bir insan ilişkide sana ceza veremez. Sen kendini cezalandırırsın. Çünkü o sana ceza veriyor ve sen ilişkide durmaya devam ediyorsan yani hala oradaysan sen bu cezayı kabul ettin anlamına geliyor. Bu genelde içinden çıkılmaz bir durum. Bir insan size saygısızlık yaptığında bir de cezalandırma ne demek yani nasıl bir şey ki bu? Bir insan tepki gösterebilir. Hayatım böyle yapma. Bak üzülüyorum diyebilir. Veya buna dikkat et diyebilir. Aşağılayarak. Ama ceza ne demek? Bunu evet, bir kere bunu olarak.
Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Erkeklerle ilişkilerde lütfen hani erkek dünyasını anlatırken şuna dikkat edelim. Bir erkeğin davranışlarını, kötü davranışlarını eğer alttan alıyorsanız o adam şunu der bakın. Kendine değer vermiyor, dolayısıyla ben de ona değer vermem. Erkek böyle düşünür. Bu kız zaten kendine değer vermiyor. Bağırıyorum, çağırıyorum, orada durmaya devam ediyor. Dolayısıyla değersiz birisi der. Bunları alttan almayacaksınız. Hep söylüyorum Nilüfer, burada yeri gelmişken söyleyeyim. Toplum sadece ve sadece güçlü kadınlar üzerine inşa edilebilir. Bütün gelişmiş toplumlarda kadınlar güçlüdür, haklarını eline almıştır. Burada yeri gelmişken bu konuya değinelim. Evet. Çok talihsiz bir olay yaşandı geçtiğimiz günlerde. Yani bizi derinden yaraladı. Allah rahmet eylesin. Hakikaten bu konuya şimdi çok girmeyeceğim ama lütfen saygısızca veya buna benzer davranışları alttan almayın. Yalnız kalın gerekirse ama bir erkek bunu sürekli yapıyorsa, bak alışkanlık haline getirdiyse tehlikeli biridir. Bak tehlikeli biridir. Şu düşünceye girmeyin ya erkek yok ne yapayım? Bırakın o insandan zarar görmemek daha önemli. Tabii ki. Ya saygısızlığı kadınlar kesinlikle ama kesinlikle kabul edemezler. O zaman toplum olarak ilerleyemeyiz ben söyleyeyim. Evet çok benzer bir şey gelmiş. Şiddetle alakalı değil ama bir şeyi alttan almakla ilgili. Erkek arkadaşımla 3 yıldır beraberiz. Mesleği asker. Birkaç defa başka kızlara karşı ilgisini ve bir kere de ihanetini yakaladım. Çok pişmanım dedi. Araya ailesini soktu. Bir türlü ayrılmıyor. Ne yapmalıyım? Onunla da olmuyor, onsuz da olmuyor demiş. Evet. Şimdi yaş belirtilmedi değil yok, mi? Hayır. Benim temel sorularım vardır bireysel çalışmalarda. Şey olabilir, yaş, 38 falan. Olabilir çünkü yanında evet 38 şeyinde var yani. 38 bir şey söyleyeceğim. Kullanım Nilüfer o Kayseri de olabilir o. Olabilir doğru söylüyorsun. Plaka evet, yapıyor olabilir. Bazıları. Selamlar Kayseri'ye selamlar bu arada. Evet Simge Hanım yaşınızı belirtirseniz daha şimdi, size yardımcı olalım. Şimdi şöyle bir şey var. Burada... buradaki beyefendinin mesleğinden bağımsız. Bunun hani asker olmasıyla hiçbir alakası yok. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne saygımız sonsuz. Hangi meslekten olursa olsun. Şimdi burada bak biraz önce değindiğim konu. Belki orada özür dilerim. Asker olmasını belirtmesinin en önemli sebebi hani çok seyahat yapıyorlar. Bazen görevde, ayrı kalıyorlar görevde, gibi olabilir görevde. Diye. Şimdi şöyle bir şey var. Belirtmiş eğer herhalde. Bir şey yakaladıysanız bir ilişkide. Hı-hı. Yani adamın mesajlaşmasını. Hı-hı. Adamın başkasıyla yakınlaşmasını yakaladıysanız eğer. Bak bunu şöyle söyleyeceğim ve bu bir artık alışkanlık haline geldiyse bu o adamda bir davranış problemidir. Hı hı. Çünkü ilişkisi olan, ilişkisinden mutlu olan, hele bu devirde, değil mi? Hele bu devirde kendisini anlayacak, duygu yani paylaşabildiği birini bulan birisi davranış problemi yoksa başkalarıyla flört etmez. Doğru. Çünkü o kişiyi kaybetmemek için uğraşır. Bugün çünkü ender bir olay. Gerçekten öyle. Bugün, şimdi trajikomik bir şey ama ender bir olay. Onu kaybetmemek için her şeyi yapar. Şimdi bu bir davranış sorunuysa. Ne yapmanız lazım? Geri çekilmeniz lazım. Hı hı. Çünkü sen bana hak ettiğim şekilde davranmıyorsun. Ve ben bunun içinde yer almayacağım. Şurada hata yapıyor kadınlar. Karşılaşıyorum yani hepsi değil de bazı kadınlar. Ya alttan aldım ne yapayım bir daha yapmayacağı için söz verdi. Yalvardı ayaklarıma kapandı. Evet bu da aile bile araya sokulmuş. Öyle evet, mi? Evet tabii ailesi akrabalar de araya sokulmuş. Akrabalar barıştırmak için. Sakın ama sakın ben sana karşı güvenimi kaybettim. Sen bu davranıştan vazgeçmiyorsun. Artık benle olamayacaksın. Uzaklaşın o insandan. Çünkü erkek kaybetmediği ölçüde bir şeyi genelde anlamaz. Anlamaz değil mi? Maalesef öyle. Maalesef öyle. İşte cezalandırma yöntemi budur. Bu o kadar yaygın ki sevgili izleyenler şöyle göz ucuyla aslında bütününü okumaya çalışıyorum sizden gelen mesajların. En çok soru sevgilim yanımda sosyal medyada beğeni çok yapıyor. O kadar çok bunun... Nasıl? Sevgilim yanımda sosyal medyada çok fazla beğeni yapıyor. Yanındayken bile yapıyormuş. Kızları beğeniyor. Evet evet yani ekleme bunun birçok örneği versiyonları soru olarak bunu gelmiş. İşte kızları takip ediyor. Yani sürekli olarak... beğeni yapıyor. Mesai olarak mı yapıyor acaba? Nilüfer bu benim çok karşılaştığım bir konu. Çok karşılaştığım bir konu. Ama bu yani kabul edilebilecek bir şey değil. Yani şöyle bir şey geliyor mesela bana gelen bir sorudur. Adil Bey sevgilim işte erkek arkadaşım. İşte sosyal medyadan Instagram'dan falan yüzlerce kızı her gün ekliyor çıkartıyor. Böyle işte tramplen yapıyor, geziyor, sürekli hepsine like atıyor falan. Bu normal bir davranış mı? Değil. Değil. Neden normal olsun ki? Değil böyle bir şey. Niye like atıyor? Böyle bir hani el alışkanlığı mı var? Neden böyle bir şey yapıyor? Böyle bir şey yok. Bu son derece yanlış bir şey. Aynı zamanda bunu şeye bağlarlar. Eski sevgilisiyle sürekli like'laşıyorlar. Evet. Falan. Neden? Bir erkek, bu programda açıklayayım. Eski sevgilisiyle arkadaş kalamaz. Beyin yapısı gereği. Hı hı. Bana eleştiriler gelebilir burada. Ya olur mu ben arkadaşım falan tamam. O zaman ben isteyen erkekle bunu tartışırım.
birlikte cinsellik yaşadığı, bir takım şeyleri yaşadığı birisi ise eğer, hı-hı, ona arkadaş olarak bakabildiğini söylesin. Tamam mı? Erkek beynini format atalım yani. Mümkün değil. Erkek beyni öyle değildir. Arkadaş olarak kalsa bile her zaman tekrar bir araya gelme ihtimalini erkek, bak burada, arkada hep düşünür. Arka tarafta bu fikri vardır. Onun için eski kız arkadaşıyla diyalog devam ediyorsa, onun hikayelerine bakıyorsa, bu çok geldiği için buna girdim, ona like atıyorsa, yani burada bir şöyle bir şey söyleyeceğim, yangın kokusu var. Burada bir yanık kokusu var, ben söyleyeyim. Böyle bir şey yok çünkü. Evet. Bunu genelleyebilir miyiz bilmiyorum. Kara kaplı defterinde madde madde var mı? Bazı mesajlar aslında alt metin olarak neler içeriyor? Text yani, mesajlar mı? Evet yani. Nilüfer, çalıştığım yerden soruyorsun. Buyurun. Şimdi burada özellikle bu konuya çalışmıştım. Hemen açıyorum orayı. Şimdi mesajlarda nelere dikkat edilmeli? Şimdi bak, buraya biri yazdık zaten, şöyle yazayım. Bir hitap. Nasıl hitap ediyor? Erkek arkadaşınız, sevginiz sizinle güzel bir hitap buldum. Papatyam desin, baklavam desin, künefem, bir şey desin ya. İlle yiyecek değil ama. Ama bu da birazcık ayırt edici olmalı değil mi? Mesela aşkım canım farklı, çok standart. Sana özel bir hitap buluyor mu? Sana özel bir hitap bulması son derece önemli. Hitap çok önemlidir. Bazen iki senelik ilişki sorarım, hitap ne? Bana ismimle hitap ediyor. Nasıl ya? Nasıl, iş arkadaşın mı? Nasıl isminle hitap ediyor? Bir hitap bulur erkek. Ben çevremde, gerek arkadaş çevremde, gerekse çalışmalarda, benim işim erkek dünyasını kadınlara anlatmak, işim bu. Erkekler, binlerce kişiyle çalıştım, hep şunu gördüm. Çok seven adam bir hitap bulur. Ama öyle bir hitap bulur ki biz yere yatarız gülmekten. Ama gerçekten içinden gelir. Karpuzum der ya, bir şey der yani, anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli, bakın hitap. İki, mesajlarda hangisi var? Bu hassas bir konu. Duygu mu? Yoksa arzu mu? Bak. Yani burada biliyoruz erkeklerin özellikle cinsel konusundaki hani zaafını biliyoruz birçok ilişkide. Ama duygu odaklı mesajlar atıyorsa, özledim, seni düşünüyorum, kokunu özledim. Bak bu önemlidir çünkü erkek için koku algısı çok önemli. Saçlarının kokusu falan, şairler değinirler ya veya şarkılarda. Duygu odaklı mesajlarla size yaklaşıyorsa ve konu buraya gelmiyorsa, hani belden aşağı esprilere falan gelmiyorsa, bu adamın mesajlardan size yakın durduğunu anlayabilirsiniz. Yani ilişki ciddiye gidiyor. Adamın niyeti ciddi. Ama sırf buradaysak eğer büyük problem var, onu söyleyeyim. Büyük problem var bir ihtiyaç için. Yani birlikte, sadece bu yönde paylaşımlar için birlikte olduğu anlamına gelebilir. Ve üçüncüsü de mesaj sıklığı. Bunu da biraz açıklayayım. Çünkü yanlış yoğunluğu ve sıklığı, işten ne kadar yoğun oldu. Yanlış anlaşılabiliyor bazen. Her dakika mesaj atması sizinle çok ciddi olduğu anlamına gelmeyebilir. Biraz önce önemli bir soru geldi. Adam belki de çok yoğun ilgi gösteriyordu 3 hafta sonra başkasıyla. Tabii, evet, başkasıyla evlenmiş ya. Üzücü bir şey. Şimdi bazı adamlar var, şöyle diyorlar. Abi benim için en büyük spor sürekli kızlara mesaj atmak diyor. Adam jimnastik yapıyor yani. El kası yapıyor sürekli, parmak kası yapıyor. Bu değil konu. Şu. Ne kadar sıklıkla seni merak ediyor? Nasıl oldun? Bir ses ver. Mesela kadınların beklediği yoğunlukta, hani herkes şair değil, öyle yoğun duygulu mesajlar atamaz. Ama merak ediyor mu? Ve mesajlar ne kadar aksiyona dönüşüyor? Yani mesajların sonunda hadi akşam görüşelim var mı? Hadi gidelim işte bir pizza yiyelim var mı? Bir şey var mı? Yani burada görüşmeye dönüşüyor mu bu? Haftalarca mesajlar.